İsaullahi <laughs> min Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Muvassat ve Selamü Ala Resulina Muhammed ve Ala Alehi ve Sahibhi Ejbain. Dallızler üçüncü makaleden okumaya devam ediyoruz. Muhakematta üçüncü makale unsurul akide idi ve küçük başlıklardan oluşuyor. Birinci maksat, ikinci maksat diye sayacak ama aralarda işaret, tenbih diye kısa kısa başlıklar var. Yine e, tenbih e, dedi ve e, nasıl okuyacağız e, muhteraattan kat nazar masnuatın en zahir ve münevver ve ziya dedikleri olan nuru aynı alemin e, kavanini acibesi e, ve onun semeresi ve misali musagarı olan nuru basarın nevamisi bediasıyla münevver ve musavver olan kemali kudreti ilahiyenin canibinde e, muvazene noktayı nazarında gayr makul ve uzak tevehüm olunan mesaile temaşa edilirse menus ve aynı aklın kirpikleri ortasında görülecektir. Evet cümle bu kadar e, uzun dolayısıyla bölmeden okuduk. Şimdi bazı kelimeleri şöyle tekrar incelememiz lazım. Mesela muhteraat dedi. İhtira ki ihtira delili dedik. Bunun üzerinde baya bir konuştuk ki sık sık karşımıza çıkıyor yaratma hani manasında. İlk defa var etme. Dolayısıyla ihtira ile muhtera aynı şey. İlk defa, e, yaratılanlardan veya ilk defa yaratmadan benzersiz yani modelsiz başka bir şeye bakmadan o yaratma işinden kat nazar yani bunu görmek sizin yani işte bunu dikkate almadan masnuatın üstad e, Allahü Teala'nın e, işte e, esma-i hüsnasından halık ismini bir de sani diye çokça kullanıyor. Sani sanatla yapan yani yaratan ama rastgele yaratmayan sadece işte iş görsün diye değil bir de sanatla yaratan en mükemmel incelikle estetikle yaratan işte o mahlukatı da üstad mahlukat yerine daha çok masnuat kelimesini kullanıyor. Masnuat da o zaman sanatlı yaratılan yani rastgele yaratılmış değil çok böyle e, özene bezene e, çok e, hoş hani e, bakıldığı zaman göze hoş gelen e, işte sesi kulağa hoş gelen e, şekli vesaire bütün e, hangi yönden ele alınır salınsın, sanatlı yaratılan. Dolayısıyla e, yani diyelim ki ilk defa yaratılmış olması bir tarafa şu masnuatın, şu yaratılan varlıkların, sanatlı yaratılan varlıkların en zahir, en göz önünde, en öz göze çarpan ve münevver, yani aydınlık, münevver neydi? Aydınlatılmış, nurlandırılmış ve ziya dedikleri olan, yani ışıkla tabir edilen, nuru aynı alemin, yani bu alemin nuru aynı. Yani sanki gözünün nuru, bu alemin ışığı, bu alemin parıltısı ki aklımıza hemen işte güneş geliyor mesela. Ee, bu alemin gözünün nuru olan, ışığı olan kavanin e, kavanini acibesi. Kavanin, kanunlar. Acibe, acayip kanunları. E, acayip e, işte e, kuralları, formülleri. E, i̇ster bunu e, fizikte, kimyada, biyolojide, astronomide e, ele alalım. İster... E, sosyolojide yani e, insan toplumlarında ele alalım. E, i̇ster bunu e, işte de, ümmet bazında, alem bazında ele alalım. Yıldızlar olsun, hayvanlar olsun, bitkiler olsun, neyse. Bütün onlardaki acayip kanunlar. Ee, mesela biz bu kanunlara işte yer çekimi kanunu dedik yani yer çekimi kanunu ki bunun üzerine çok durmuştuk. Yani yer çekimi kanunu dememiz bizim izafi bir izim takmamız yoksa onu yer çekmiyor. Yani Allahu Teala'nın verdiği bir özelliktir o demişti. Ama işte o ka acayip kanunlar Allahu Teala'nın koymuş olduğu o kurallar ve onun semeresi ve misali musagarı semere Netice ürün e, hani sonuç değil mi? Neticesi meyvesi ve misali musagarı. küçük bir e, misali biz buna Türkçe'de şu anda prototip diyoruz prototipi olan küçük bir numunesi olan nuru basarın şu gözümüzdeki e, görme özelliği gözümüzün ışığı yani kainattaki o sanatlı yaratılan bütün mükemmellikler e, ki hani ilk defa yaratılma'yı diyelim ki dikkate almasak bile benzersiz yaratılma dikkate almasak bile bütün o devamlı gözümüzün önünde yaratılanlar, işte bir devamlılığı olan bütün o varlıklar ve onlardan bir tanesi de gözümüz. İşte o gözümüzün nevamisi bediasıyla, Nevamis de kanunlar demek. Namus kanun demek. Yani namus tabi iffet manasına göre ama bir taraftan da kanun. Evet ney? Bedi'a benzersiz eşsiz mükemmel o kanunlarıyla yani gözün diyelim ki hani tıpta da hani gözün ihtisas var ya göz göz uzmanlığı şu anda göz alanında o kadar çok böyle tespitler keşifler yapılıyor ki her gün böyle insanı hayrette bırakıyor. İşte o eşsiz göz gözle ilgili kanunların kanunlarla mesela münevver ve musavver olan yani o, o, mükemmel olan gözle görülen, münevverle aydınlat, aydınlık bir şekilde görülen, musavver tasvir edilen, yani fark edilen, işte e, hissedilen olan kemali kudreti ilahiyenin canibinde. Allahu Teala'nın o mükemmel kudretinin tarafında, o yönde muvazene noktayı nazarında. Yani diyelim ki bir karşılaştırma yapılsa, e, karşılaştırma bakış açısıyla kıyaslanarak gayrı makul ve uzak tevehüm olunan yani sanki mantıklı bulunmayan ve işte mantıktan uzak görülen mesa ile temaşa edilirse, meselelere bakılırsa menus ve aynı aklın kirpikleri ortasında görülecektir. Yani çok böyle menus, menus ne? Alışılmış bir halde. Çok insana yakın, insanı çok kabul edeceği kolaylıkta ısınacağı bir rahatlıkta ve aynı aklın yani burada aynı akıl aklın kendisi olarak da anlaşılabilir. Aklın gözü olarak da anlaşılabilir. Aklın gözünün kirpikleri ortasında görülecektir bu kainattaki işte o mükemmellikler. Şimdi tabi cümle uzun olunca bağlam da kopuyor. Yani nereye bağladın burada yüklem neydi özne neydi o biraz dağılıyor. Ve ilk başta söylediği mesela o muhterat yani ben işte ilk defa benzersiz yaratma bunun üzerinde biraz durmamız lazım yani Çünkü tekrar başa dönsek böyle hem kelimeyi izah et hem de bağlama getir zor oluyor O yüzden şöyle özet olarak açalım biraz yoktan var edilenleri dikkate almadan sadece yaratılmış sanatlar üzerinden ve bu sanatlar üzerinde görülen kaidelerle veya yaratılmışların gücünü esas alarak Allah'ın kudretini anlamaya çalışmak eksik bir bakış açısı olur. Ya da sonsuz ilahi kudreti sadece mümkün varlıklar yani yaratılan varlıklar ve o mümküne bağlı kaideler üzerinden, yaratılan varlıklara bağlı kurallar üzerinden anlamaya çalışmak kıyası hadi yani aldatıcı bir kıyaslama olur. Çünkü sonsuz kudret sınırlı kaide ve sınırlı güçler ile birebir anlaşılmaz. Allah'ı ve onun sonsuz kudretini sağlıklı bir şekilde anlamanın tek yolu ibda ve inşa dediğimiz e, yaratma şekillerini birden akılda tutmak. Yani ikisini birlikte değerlendirmek. İbda ve inşa. E, bunlar nedir? Buna da bakmamız lazım. Sadece inşaya bakılarak onun sonsuz kudreti anlaşılmaz. İbda yani icat Allah'ın eşyayı ve mevcudatı benzersiz ve modelsiz hiçten ve yoktan var etmesidir. Hani ihtira yaratmak dedi ya ibda ne? İbda da e, hiçbir şeye bakmadan, model almadan, kalıp e, kullanmadan yapma. Allah'tan başka hiçbir şeyin olmadığı bir hengamda yarattığı ilk varlık ya da varlıklar buna misaldir. Aynı zamanda varlık içinde ilk kez vücuda gelmiş nispi sıfat ve arazilerin de vücuda çıkması buna örnek teşkil eder. Mesela bir insan suretinin ana hatları yani yüzündeki ağza ve organları bir kalıp ve model olarak öncekilere ve sonrakilere benzer. Bu yüzden ana hatları ile insanın yaratılışı ibda değil inşa'dır. Ama insanlara hiç birbirine benzemeyen kendine mahsus yüz kimliği, sesi, kokusu ve parmak izi itibariyle insan ibdadır. Yani evet insanların birbirine benzemesiyle insan işte inşadır denilebilir. Yani bakın benzer yaratılmış diyoruz. Fakat şöyle detaylara baktığımız zaman hiçbir insan da birbirine benzemiyor. Bu da ne oldu? Benzersiz yaratma oldu. Yani ibda oldu. Yani benzersiz ve modelsiz olarak yoktan ve hiçten yaratılıyorlar. Öyleyse ibda tarzı yaratmak hali hazırda sürekli ve devam ediyor. İlk varlıkların yaratılmasıyla bitmiş bir yaratma şekli değildir. Yani Allahü Teala işte Adem'i yarattığı, Ondan sonrakileri hep Adem'e benzeterek yarattığı, Yani inşa ettiği. Ee, evet bir yerde doğru ama her insanda diğerinden, hani detaylarda farklılaştığına göre her insanda benzersiz yaratılıyor. Ve hakeza, diğer varlıklarda da öyle. Ee, i̇nşa, bakın inşa yani halk etme, var olan mevcudat ve eşyadan yeni vücut ve eşyaların yaratılması demektir. Mesela var olan topraktan bitkilerin, bitkilerden de meyvelerin yaratılması buna örnek teşkil eder. Kainatta en çok icra edilen yaratma şekli inşadır her bahar mevsiminde milyonlarca örneklerini gözümüz önünde görüyoruz. Üstad Hazretleri bu manaya şu şekilde işaret ediyor. Evet kadir Zülcelal'in iki tarzda icadı var. Biri ihtira ve ibda iledir. Yani hiçten yoktan vücut veriyor ve ona lazım her şeyi de hiçten icat edip eline veriyor. Diğeri inşa ile yani sanat iledir. Yani kemal hikmetini ve çok esmasının isimlerinin cilvelerini yansımalarını göstermek için çok dakik hikmetler için kainatın ana yani unsurlarından bir kısım mevcudatı inşa ediyor. Her emrine tabi olan zerratları, zerreleri, atomları vesaire ve maddeleri rezakiyet kanunuyla onlara gönderiyor ve onlarda çalıştırıyor. Evet kadiri Mutlak'ın iki tarzda hem ibda hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, en suhuletli, belki daimi, umumi bir kanunudur. Bir baharda 300 bin enva-ı zihayat mahlukatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvellerini hiçten icat eden bir kudrete karşı yoğu var edemez diyen adam yok olmalı. Evet allah Teala her bahar mevsiminde 300 bin, şu anda 1 milyondan fazla canlı türü keşfedilmiş. Bütün bunları tekrar yaratıyor, in tekrar inşa ediyor, öyle diyelim ve e, hepsinin o özelliklerini, şekillerini tekrar var ediyor. E, ne tür keyfiyetleri varsa yani ne tür sıfatları varsa bunların bütün hepsini icat ediyor ve e, bu kudret yoğu da var eder, varı da yok eder yani. bunu ee, bu kadar gözümüzün önünde her şey ortada Tenbih Nasıl ki zaruriyattan nazariyat istintaç olunur Öyle de asar-ı sani'in zaruriyatı mahfiyat sanatına bürhandır İkisi beraber bu meseleyi ispat eder diyor Şimdi e, burada bakın yeni bir başlık açtı Nasıl ki zaruriyattan nazariyat istintaç olunur Bunlar tabi mantıkla alakalı. Zaruriyat daha önce geçmişti. Mantık ilminde külli ve mutlak kaideler. İşte mesela iki kere iki dört. Bu, bu külli bir kaidedir, mutlak bir kaidedir. Ve nazariyat neydi? Doğruluğu ispat edilmemiş bir takım teoriler, görüşler istintaç olunur. Yani esas olan... Nedir? Kesin külli mutlak kaidelerdir. Onlardan işte türeyen bir takım görüşler vardır, teoriler vardır. Öyleyse asar-ı saniyin yani Allahu Teala'nın yeryüzünde, kainatta göstermiş olduğu bütün o eserleri, yarattığı her şey, zaruriyatı yani onlardaki o külli kaideleri, yani her yerde gözüken kuralı arının bal yapması mesela, kuşun uçması bunlar nedir? işte külli kaydeler balığın yüzmesi mesela. Evet bunlar mahfiyatı sanatına bürhandır. Yani o sanatının gizliliklerine yani göz önündekiler gizli olanlarına delildir. Allahü Teala bunları gösteriyorsa mesela güneş oraya koymuş güneş ışık veriyorsa demek ki ışık veren hani Allahü Teala'nın Nur isminin öyle daha bilmediğimiz sanatları var ki öyle gizli sanatları var ki e, bu buna delildir diyor bize gösterdiği örnekler yani İkisi beraber bu mesele ispat eder diyor e, evet Allahü Teala'nın göz önünde olan yaptıkları gelecekte yapacaklarının bir teminatı ve bir garantisi oluyor göz önünde olan bitenleri kabul edip bir benzeri niteliğinde e, olan e, işte gelecekte yapacaklar hakkında şek ve şüphe içine girmek ancak ahmaklıkla izah edilebilir. Yani bunları göz önünde yaptığı halde gelecektekileri yapamaz demek işte insanı yoktan yaratıyor ama ölmüş bir insanı tekrar diriltemez demek bu bir ahmaklıktır. Mesela ki Kur'an-ı Kerim'de buna işaret ediliyor. Zaruriyattan nazariyatın istintac olunması, yani netice olarak sonuç olarak işte çıkarılması bir mantık kaidesidir. Bu ile üstadımız kainattaki nizam ve intizama delil ve bürhan çıkartıyor. Mesela çarpım tablosu bir zaruriyattır. Bunun bilinmesi esastır. bu bilindikten sonra bununla alakalı birçok matematiksel meseleler çıkartılır, yapılır ve halledilir. Bölme diyoruz, problem çözmek diyoruz vesaire. Mesela harfleri bilmek ve öğrenmek bir zaruriyattır. Harfler bilindikten sonra milyonlarca cümleler ona istinaden yazılabilir. Harflerden cümleler yazılır. Aynen bunun gibi kainatta tevhid, rahmet, adalet, hikmet, inayet değil mi vesaire bütün bu hususiyetler, bu özellikler, bu gözümüz önündeki bütün bunun eserleri zaruriyattır. Zaruriyattır. Yani bunlar herkes tarafından bilinen kabullenilen ve tahsik edilen hakikatlerdir. Mesela yağmur yağıyor mu? Yağıyor. Bu neyi gösteriyor? Rahmeti gösteriyor. Peki insanın mesela iki, iki, iki eli var. Bu eli beş parmak olarak düzenlenmiş ve bunlar birçok iş görüyor. Bu nedir? Hikmet. Bu hikmettir. Bu göz önündedir. Adalettir. Ve ikisi bakın adalet derken ikisi bakın böyle eşittir. bu adaleti gösteriyor. Ve bütün bunlar herkes tarafından bilinen hususlar. Bunlar bilindikten ve kabullenildikten sonra e, furuata taalluk eden, cüz'i ve izah edemediğimiz ve e, kuşatamadığımız, tam anlayamadığımız meseleler alemde ve itikatta bir boşluk ve bir eksiklik, bir kusur oluşturmaz. Dolayısıyla yukarıdaki mezkur hakikatlerle bağdaşır ve paralellik arz eder. Biz e, göz önündeki bu merhameti, adaleti, hikmeti, inayeti yani lütfu e, görüyoruz. Bütün bunlarla beraber acaba ya işte mahşerde toplanma nasıl olacak? İnsanlar öldükten sonra bu kadar çürümüşken, dağılmışken nasıl tekrar bir araya gelecek? Hani bil, bil, bunlar bilinmiyor, gayiptir. Evet anlatılıyor. Nasıl olacağını biz hani görem gözümüzde göremiyoruz. Ama bunlar bir kusur değil. Bizde bir şüphe oluşturmuyor. Niye? Çünkü gözümüz önünde bu kadar örneğini yapıyor. Sürekli bahar mevsiminde o toprakta kaybolmuş o tohumları ne yapıyor? Diriltiyor. E o zaman ha o zaman sorun yok. İnsanı da çok kolay diriltir. Ayrıca bu külli zaruriyat ve hakikatlerle insanlar kendi alemlerinde her şeyle ilgili ve alakalı hikmet, maslahat, rahmet, adalet meseleleri ve kaydeleri çıkarabilirler. Onlarla yani nazariyatla, nazariyat herkesin görüşü, teori hani diyoruz ya, görüş, ileri sürdüğü fikir, maddi ve manevi olarak inşaf ederler. Yani bu fikirlerle gelişirler ve bu asrın teknolojisini ve faydalı medeniyetini böylece meydana getirirler. Aslında şu anki kullandığımız bütün o aletler, edevatlar, teknoloji, işte ne diyoruz, bilimsel hani bir şeyler diyorlar bütün teknolojiler aslında gidip nereye varıyor? Bu kainata Allahü Teala'nın koymuş olduğu o herkesin bildiği kaidelere varıyor. İşte hikmete varıyor, sanata varıyor, inayete varıyor, rahmete varıyor. Kainat ve içindeki o benzersiz sanat ve eserler Allahü Teala'nın hali hazırdaki icraatları faaliyetleridir. Ahiret hayatı ise mahfidir yani gizlidir ve görünmeyen icraatlardır. Kainata bakan bir adamın acaba Allah söz verdiği gibi ahireti yaratabilir mi gibi yersiz ve anlamsız bir endişe ve şüphe içine düşmesi ahmaklıktan başka bir şey e, değildir. Kainat bizi ahirete iman etmeye zorlayan bir zaruret oluyor. Çünkü kainatı yoktan var eden bir kudret Elbette kainattan ve yoktan var etmekten daha kolay, daha rahat, daha makul olan ahireti de yaratabilir. E, kainatın varlığı ahiretin varlığını gerekli kılan bir ön delil, bir ön ispat oluyor. Yani bunu Haşr Risalesi'nde Üstad çok güzel örneklerle açıkladı. E, bu alemin varlığı zaten ahiretin varlığına o kadar açık bir delildir ki, her gece uyuyup sabah tekrar uyandırılmamız bile mesela işte biz gece ölüyoruz uyku nedir ölümün bir kardeşidir diyor üstad ve sabah uyandırılıyoruz biz uyanmıyoruz Allahü Teala bizi bir şekilde uyandırıyor istediği vakitte uyandırıyor e ne oluyor bütün bunlar hepsi öldükten sonra uyanışı haber veriyor dirilmeyi haber veriyor ve hakeza sayısız deliller var e dolayısıyla kainat buna nedir? Ahirete bir zaruriyattır. Bir zorunlu, yani ahiretin mutlaka zorunlu bir şekilde olacağını gösteriyor. Telvih, bakın tekrar bir başlık açtı. Telvih e, nedir? Açıklama demek. Acaba nizam-ı alemdeki sanattan daha dakik, daha acip, daha garip, cinsi, kudreti, mümkünattan daha uzak akıl tasavvur edebilir mi? Elbette edemez. Evet elbette edemez. Şimdi telvih neydi? Dedik ki açıklama. Ee, Tabi bu e, hani ima ile, işaret ile, daha önce söyledi ima, işaret. Bunlar da hemen hemen aynı manalarda. Nizamı alemde, şu alemdeki düzen. Düzen derken yani hem e, kozmosta hem e, bizim etrafımızda, ya yani hem uzayda, hem bizde, hem insan vücudunda Mükemmel işleyen değil mi düzen ve sanattan daha dakik yani daha hassas daha ince e, ve daha acayip daha acayip daha garip cinsi kudreti, mümkünattan daha uzak yani e, yaratılmışların mümkünat neydi mahlukat değil mi yaratılmışlar yani yaratılmışların kudretinin cinsinden daha uzak yani öyle bir düzen var ki bunu bir insanın gücüyle, kudretiyle açıklamak imkansız. Yani insanların hepsi toplansa işte bu alemde sineklerin işte çoğaltılması, azaltılması, üremesi vesaire bunu ayarlayamaz. Bu o kadar hassas bir düzen işliyor. Bütün yaratılmışların kudretinden daha uzak akıl tasavvur edil edebilir mi? Elbette edemez. Yani bu kadar mükemmel bir düzenden daha ötesini akıl düşünemez. Zira fünun gösterdikleri fevait ve hikem ile biz zarure saniin kast ve sanat ve hikmetine şehadet ettiklerinden ukulü kabul etmeye muztar etmişlerdir. Yoksa bu bedihiyattan en küçük bir e, hakikati akıl kendi kendine kalsa idi kabul etmezdi. Evet şimdi fünun fenler yani. Fenler işte dedi ki hani e, mühendislik ilmi tıp ilmi bu bütün bu astronomi ilmi vesaire bunların gösterdikleri fevait ve hikem faydalar ve hikmetler e, işte e, astronomi ne diyor bakın diyor işte gökyüzünde şöyle bir insanoğlu için şöyle bir düzen var şöyle bir fayda var gibi e, diğerleri de hakeza. bütün bunlar biz zarure yani zaruri olarak zorunlu olarak Sani'in, Allahu Teala'nın kast ve sanat ve hikmetine şehadet ettiklerinden. Allahu Teala'nın iradesine şehadeti. O öyle dilemiş, öyle kastetmiş, en güzelini kastetmiş, etmiş. onun sanatını gösteriyor, hikmetini gösteriyor, şehadet ediyor bütün varlıklar. Biz nasıl ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. diyoruz. Bütün varlıklarda aynısını söylüyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Çünkü Böyle sanatlı ancak tek olan ilah yapabilir. Böyle hikmetli ancak tek olan ilah yapabilir. Böyle e, ancak tek olan ilah dileyebilir. Böyle tercih edebilir. Böyle isteyebilir. E, ettiklerinden ukuolu kabul etmeye muzdar etmişlerdir. Aklı, akılları, akılları bunu kabul etmeye muzdar, yani akılları bu alemde Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini kabul etmeye mecbur bırakmışlardır. Neyler? Sanatlar, fenler, ilimler. Yoksa bu bedihiyattan, bedihiyat neydi? İspata gerek duymayacak kadar açık olan şeyler. Mesela biz hava çekiyoruz. Bu nedir? Bir bedihiyat. Bunu tartışmayız yani. Yok içimize su çekiyoruz demez kimse. Çünkü bunun ispatına ispata gerek yok. Ee, mesela işte bedihiyattan en küçük bir hakikati akıl kendi kendine kalsaydı kabul etmezdi. Evet. Demek ki et illa Allahu Teala'nın şeyini görmesi gerekiyor yani eserlerini, hikmetini, sanatını görmesi gerekiyor. Ee, evet zemin ve asumanı hamleden ve muallakta tutan ve ecramı kainatı istihdam eden ve nizamında idhal ile hiçbir emrine isyan edilmeyen zat akdesten neden istirab olunsun ki ondan derecatla eshel ve ehaf olanı hamletsin. Ya e, zemin ve asuman yani şu yeri ve göğü asuman neydi göğü hamleden yani böyle e, taşıyan değil mi? Ve muallakta tutan taşımakla da değil bir şeyin üzerinde de taşımıyor boşlukta taşıyor. Ve sadece yeri de değil yani e, sayısız gök cismini taşıyor ve dünyadan kat 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 daha ağır daha büyük olanları ne yapıyor? Dolaştırıyor gezdiriyor boşlukta. Ve ecramı kainatı istihdam eden kainattaki bütün cirimler, kütleler, ağırlıklar, parçalar, canlılar, cansızlar, bütün bunları istihdam ediyor. Nerede istihdam ediyor? E, türlü türlü vazifelerde istihdam ediyor. Ve niçin istihdam ediyor? Kendi e, isim ve sıfatlarını göstermek için bakın ben işte kudret sahibiyim alın size buna örnek derken benim nuru'm var alın size örnek derken benim rahmetim şöyledir alın size örnek derken bu varlıkları kullanıyor hizmet ettiriyor evet böyle yapan bir e, zatın nizamında yani düzeninde ithal ile ithal ne müdahale ile hiçbir emrine isyan edilmeyen, hiç kimse de onun bu yaptıklarına müdahale edemiyor. Hiç kimse kalkıp da dünyanın akışını, dönüşünü değiştiremiyor mesela. Edilemeyen e, zat-ı akdesten, Allahu Teala'dan neden istigrab olunsun ki? Yani bunlar neden uzak görülsün, neden garip görülsün ki? Garip derken yani anlaşılmasın, kabul edilmesin ki neden? Ondan derecatla esha, e, çok çok derece derece Eshel ve Ehaf olanı hamlesin yani e, e, nedir en kolayı bunlardan çok çok daha kolay kolay olanı ne ahireti var etmek öldükten sonra insanı diriltmek bu kadar alemi bu kadar mükemmel bir şekilde e, ve hiç kimsenin değiştiremeyeceği bir şekilde e, yaratan kullanan gösteren bir zat, Ahiret ki bunlara göre çok kolay. E, öldükten sonra diriltmek çok kolay. Ona göre cennet çok kolay. Cehennem çok kolay. Oldu halde niye yapamazsın? Evet bir dağı kaldıran e, bir hokkayı kaldırabilmekten tereddüt etmek sırf safsata etmektir. Yani bir dağı kaldır, kaldırabiliyor birisi ama bir hokkayı, hokka ne? Mürekkep şişesi değil mi? Küçücük bir şişe ama bunu kaldıramaz demek saçmalıktır diyor mesela. Elhasıl nasıl Kur'an'ın bazısı bazısına müfessirdir. Kezalik kainat kitabı dahi bazı suturu arkalarındaki sanat ve hikmeti tefsir eder diyor. Evet nasıl ki Kur'an'ın bir kısmı bir kısmını tefsir ediyor. İşte şu ayet şu ayeti açıklıyor diyoruz. Bu kainat da bu kainat da aynı şekilde, Sanki satır satır bir satırı başka bir satırını te ne yapıyor? Açıklıyor. Yani her baharda bütün o bahar, kışın ölen varlıklar nasıl ki tekrar diriltiliyorsa bu satır neyi açıklıyor? Öldükten sonra ahirette diriltileceksiniz cümlesini açıklıyor. Ahireti açıklıyor diyor. Evet burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.